iktidar rakamları gizleyerek aslında halkı ölüme sürükledi. Bunu başından beri söylüyorum. Evet. Ve bu ölümlerin mesulüdür. Çünkü insanlar virüsün bu kadar yaygın olduğunu görseler belki kendi kendilerine daha fazla tedbir alacaklar. Belki maskesiz gezmeyecekler. Elzem değilse dışarı kendileri çıkmayacaklar. Toplu mekanlardan özellikle kaçınacaklar. AVM'lerden benzeri toplu alanlardan uzak durmaya çalışacaklardı filan. Ama siz sakladınız, işin ciddiyetini sakladınız ve ölüm sayılarını da saklıyorsunuz. Evet. Ve hala saklıyorsunuz. Bak, bu iddialı. Hala düzelmiyor. Şey. Evet. Evet, ben diyorum ki ölüm rakamlarını Türkiye saklıyor. Yani dünya genelinde 84 milyon vaka, bildirilen vaka bunlar. Yani bunu en az 2 ile 3 ile çarpın teknik olarak. Çünkü test yapılarak erişilmiş rakamlar bunlar. Ya da hastaneye başvurmuş rakamlar bunlar. Yani bu kadar büyük bir pandemi, küresel salgın dünya tarihinde bilindiğim kadarıyla yok. Şimdi ve toplamda 1.824.000 can kaybı bildirilmiş. Müthiş bir rakam. Korona yani. Sebebiyle. Kesinlikle. Bunlar can, bunlar insan. Kesinlikle. Yani. Bunların 347 bini Amerika'da en çok can kaybının evet. yaşandığı ülke görünüyor. Çünkü kayıtlı her şey. Saklamadılar. Ha, bunda Trump'ın da Türkiye'deki gibi duyarsız davranması. Evet. Onu hatta da... yani bir ara öyle bir şey yaptı ki maske takmayın dedi. Sonra kendi hatta, yakalandı. Hatta lockdown ilan eden yerel valilere isyana çağırdı halkı filan. Kendisi sonra kendi de yakalandı ama. Sonra kendi gitti. 2020'nin evet. olayları. Neyse. Hala da öyle mesela evet. Amerika'da dün 3400 kişi vefat etmişti. Evet, onlar evet. yılbaşı partisi yapıyordu Trump. İşte iki gündür tatildeydi filan. Yani. Biraz onun da etkisi. İnsanların aynı şey sorumsuzlukları da var. Bunu liderlerin evet, esas liderlerin. Sorunları. Liderler felakete sürüklüyor evet. ülkede. Aynı şeyi Brezilya devlet başkanı da yaptı. Evet. Vurdum duymaz davranarak. Sonra onun kendisi de yakalandı biliyorsun. Brezilya'da da can kaybı dünyada ikinci sırada 195 bin Turan Bey. Tabii evet. mesela Çin gibi ülkeler gerçek rakamları... Ben açıklamadıkları için evet, düşük olduğunu yoksa inanıyorum. Yoksa nüfus itibariyle... Tabii yani 1,5 milyar nüfusun olacak. İşte 100 bin, 80 milyonluk Türkiye'de 2 milyon vaka var açıklanan, o da sakladıkları dediğimiz olacak da Çin'de 95 bin, 100 bin de kalacak. Bana inandırıcı gelmiyor. Değil, aslında burada şey de öne çıkıyor değil mi? Yani şeffaf yönetimlerle baskıcı tabii. rejimler arasındaki farkı da tabii, görüyoruz. Büyük fark. Avrupa, işte Çin, Türkiye, kesinlikle. ABD, Brezilya. Kesinlikle. Şimdi Türkiye dünyada 7. şu an. Bakın o gizlenen vaka sayılarına rağmen. Ona rağmen 7. dünyada. Türkiye... Dünyada en fazla vakaya sahip 7. ülke şu an. Türkiye ölüm oranlarını saklıyor Turan Bey. Bu net diye bir net olarak net. İddia ediyorum. Neden bu iddia bu kadar iddialıyız? Karşılaştıralım bakın. Fransa dünyada en fazla vaka sayısına sahip 5. ülke. 2 milyon 700 bin vaka açıklamışlar. Bugüne kadar 65 bin vefat var. 2 milyon 700 bin vaka, 65 bin vefat. Şeffaf ülke ama. Evet. İngiltere 2 milyon 550 bin vaka bildirmiş bugüne kadar. 74 bin vefat var. O da şeffaf bir evet. ülke. Dünya yedincisi Türkiye, biraz önce söyledik. Evet. 2 milyon 200 bin vaka ama 21 bin vefat. Bakın evet. 8. sırada İtalya var. Bir Avrupa ülkesi yine. 2 milyon 130 bin vaka bildirmişler. 74 bin 600 vefat. Hemen altında İspanya var. 1 milyon 928 bin yani 2 milyonun altında vaka evet. bildirmişler. 50 bin 800 ölüm. Bir sonrası sıralamada Almanya var. Almanya 1 milyon 762 bin vaka bildirmiş. 33.800 bin ölüm. Almanya dünyada Heh. En düşük ölüm oranına sahip ülke olarak biliniyor. Şöyle ben de o evet. parantez açacaktım. Yani belki de sürecin en iyi yönetildiği ülkelerden biri. Hem öyle hem de ölüm oranı gerçekte en düşük evet. diye takdir edilen ülkeydi. Takdir edilen bir ülke. Çok iyi sağlık hizmeti veriliyor, erken müdahale ediliyor vesaire her diye. Her anlamda, ekonomik evet. anlamda da evet. vesaire. Şimdi... Almanya 1 milyon 762 bin vaka, 33 bin 800 ölüm. Türkiye 2 milyon 220 bin vaka, 21 bin ölüm. Korona sebebi. Burada bir sıkıntı var. Diğerlerini de söyledim. 2 milyonun altındaki, Türkiye'nin altındaki İtalya vaka sayısı olarak 74 bin. İspanya vaka sayısı olarak Türkiye'nin altında 2 milyonun altında ama 50 bin
800 ölü. Peki bu, şimdi evet, ne buradaki bu oran net olarak gösteriyor ki Türkiye daha önce vaka sayılarını sakladığı gibi vefat sayılarını da saklıyor. Buna dair zaten somut bilgilerimiz var. İnsanlara koronadan tedavi görürken vefat ettiğinde kalp yetmezliği, organ yetmezliği yazıyorlar. İşte daha öncesinde zatürre ve benzeri şeyler yazıyorlardı. Bunu Türk Tabipler Birliği de açıkladı, iddia etti. Ölüm vakaları bizdeki tutmuyor diye. Hatta 190 ölüm açıkladıklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim sadece defnettiğimiz evet. sakam bunun üstünde evet. demişti. Ankara Büyükşehir evet. Belediyesi diyor. İstanbul evet. Büyükşehir yani Belediyesi bu şu diyor. Bir gerçek. Türkiye yönetimi, Sağlık Bakanı, idare, Cumhurbaşkanlığı her kim bu rakamları belirliyorsa Türk halkını aldatmaya devam ediyorlar. Aldatmaya devam ettikleri için de COVID mücadelesinde Türkiye kaybetmeye devam ediyor. Ama kaybedilen can. Sadece can değil, her insan anlamda. Gidiyor, ekonomi gidiyor, her şey gidiyor. Ama ne anlıyorlar halkı böyle aldatmaktan bunu bilmiyorum. Koskoca bir iktidar bunun üzerine kurulmuş. Yani yalanlar iktidar. Ama yani bu yani. Kendilerine de zarar. Yani bu rakamları saklamanın size ne faydası var ki yani? İnsanları ölüme sevk etmekten başka bir şey değildir bu. Israrla söylediğimiz evet. şey bu. Türkiye nasıl mücadelede çuvalladıysa, nasıl rakamları saklamakla, ölüm rakamlarını saklamakla yanlış yapıyorsa aşı konusunda da çuvalladı gözüküyor şu ana kadar. Evet. Yani dünyada 50 ülkede aşılama başlamış. Türkiye Çin'den aşıları aldı. Aldığı aşıların henüz daha 3. faz çalışması test süre sonuçları belli olmamış. Şaibeler var üzerinde. Üreten firma dünyada yolsuzluk yaptığı evet. bilinen ispatlanmış tek firma aşı üreticileri arasında. Sonra alınan fiyat da garip. Eğer o bilgi doğruysa $75 alındığı bilgisi doğruysa Pfizer'ınkinden pahalı, Oxford'unkinden 20 kat pahalı. Evet, şaibe var derken aslında onu ben vurguladım. Yani fiyatlar da tutmuyor. Yani kamuoyuna evet. açıklananla arka planda konuşulanlar da çünkü evet. Kafada şu var. O aşı alım satımında bile birilerinin cebine bir şey giriyor belli ki. Yani aracı firma olduğu evet. eski bir AKP'linin ismi geçiyor vesaire. Evet. Bakan yok diyor ama eğer o fiyat doğruysa $75 iddiası doğruysa Oxford'un benzer aşısından 20 kat pahalıya alınmış demektir bu aşı. Ayrıca daha Türkiye'ye yeni ulaştı ve alınan aşıların da test sonuçları daha bitmemiş. Dolayısıyla aşı normal şartlarda kullanılamaz. Peki bu Çin aşısı sevdası niye? Yani niye ölüyoruz Çin aşısı için? Orasını bilmiyorum. Yani o işte pahalı alımla mı ilgilidir? Türkiye'nin diğer ülkelerinden alacak parası yok. Çin'den başka türlü mü aldı? Bunları bilmiyoruz ama bir başka rastlantı var orada. Dikkat çekici bir rastlantı. Biliyorsunuz 13-11 Aralık'ta yüklenecek aşılar Türkiye'de olacak deniyordu. 26'sında yola çıkabildi, 27'sinde. Sarpara var yani. Bir şey daha ortaya çıktı. 27'sinde aşılar geldiğinde, yola çıktığında daha doğrusu, Türkiye ile Çin arasında Uygur Türklerinin suçluların karşılıklı iadesi anlaşması imzalanmış. İşte. Ve 26'sında Çin bunu onayladığını duyurdu. Türkiye'de de meclise yasa tasarısı olarak sevk edildi. Ve tasarıda geçici tutuklama, hızlandırılmış iade anlaşması Çin'le diye geçiyor. Valla Uygur durumunu daha önce kınamadılar biliyorsun. Evet. Çin'le evet. Yani İngiltere'si, Amerika'sı, Avrupa ülkeleri kınarken hatta bazı batılı firmalar ürünlerinin üretimini Çin'den bu sebeple durdururken Türkiye bunu yapmadı. Çok somut, evet. Avrupa'dan çok evet. somut net adımlar geldi. Türkiye'de evet. tık yok. Evet, Amerika'da da geldi. Hı. Yine Türkiye'de yok. Şimdi hal böyleyken Uygurları mı sattılar dersen ben de derim ki ya Allah Türkiye'den beklenebilir. Neden beklenir? Neleri satmışlar? Yani neden beklenir? Daha önce de Suriyeli mültecileri Avrupa Birliği'ne karşı şantaj aracı olarak kullandılar. Bak açarım kapıları, sınıra yolluyorum hepsini falan görürsün falan deyip 6 milyar euro aldılar. Tamam mı? Ben orada şöyle bir yorum yapıyorum. Yani kendi insanını,
Yani bunların zaten bu iktidarın genel anlamda insan hakları anlamında bir hassasiyetleri yok. Onu bir kenara bıraktım. Hadi diyelim diğer ülke vatandaşlarına daha tepeden bakıyorlar, daha ırkçı bakıyorlar. Kendi insanları önce geliyor. Öyle de değil. Yani kendi insanının bile sağlığını düşünmeyen, kendi insanını bile satan, kendi insanına bile zulmeden bir iktidarın ne Uygurları düşüneceği düşünülebilir, ne Suriyelileri düşüneceği düşünülebilir. Kendilerini düşünüyorlar, kendi ceplerini düşünüyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani tekrar başa dönersek, evet, COVID Türkiye'nin ve dünyanın 2020'deki en önemli olayıdır. Bütün dünyada bir çöküntüye sebep olmuştur. Hem ekonomik, hem yaşam şartları olarak, hem insan hayatını etkileme ve insan kaybı olarak Türkiye'de de sebep olmuştur. Fakat Türkiye'nin sorunu birçok benzer tutarsız liderlerin ülkesinde olduğu gibi ciddiyetle davranılmadığı için aşırı derecede yüksek rakamlarda can kaybı ve bunun ister istemez ekonomiye de yansımalar olacak.